İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın Ulusal Meclisi'nin 16. oturumu gerçekleşti. Sergey Lavrov'un Artsakh'ın kendi kaderini tayin hakkı konusundaki konuşması. 22 Nisan'da Fransa'nın Brünn kentinde Ermeni halkına yönelik soykırım olan Armenosit kurbanlarının anısına bir tören düzenlenecek. Arayik Harutyunyan, Artsakh'ın statüsüne ilişkin Azerbaycan'ın önerileri kabul edilemez. Gel Dünyayı Artsakh'a Getirelim başlıklı yeni bir program başlatılıyor. Batı Ermenistan'ın Van Gölü'nde inci kefalı av yasağı bugün başlıyor. Bugün dünyaca ünlü sanatçı Arşil Gorki'nin doğum günü. Uluslararası Dans Günü vesilesiyle Yerevan'da büyük bir konser festivali düzenlenecek. Batı Ermenistan Ulusal Meclisi'nin 16. çevrim içi oturumu dünyanın farklı ülkelerinden milletvekillerinin katılımıyla 13 Nisan'da gerçekleşti. Oturum milletvekillerinin yanı sıra Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenek Abrahamyan'ın da katılımıyla dikkat çekti. Abrahamyan, Birleşmiş Milletler'e sunduğu Batı Ermenistan'la ilgili 2000 sayfadan fazla belgeyi içeren paket hakkında konuştu. Paket 20 sayfadan oluşmaktadır ve Birleşmiş Milletler'e sunulacak paketin hacminin 20 sayfayı geçmemesi gerektiğinden materyallerin geri kalanı bağlantılarla sunulmuştur. Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenek Abrahamyan ayrıca milletvekillerinin sorularını da yanıtladı. Oturum sırasında Parlamento Başkanı Nelly Harutyunyan milletvekillere 7. toplantının 2. oturumunun taslağını sundu. Taslak oy birliğiyle kabul edildi. Oturumun gündeminde 24 Nisan'da farklı ülkelerde düzenlenecek anma törenlerinin tartışılması ve takvimi olmak üzere bir dizi başka konu da yer aldı. Artsakh'ın kendi kaderini tayin hakkı hakkında Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un toprak bütünlüğü ve ulusların kendi kaderini tayin hakkı ilkelerine ilişkin yaptığı konuşmadan bir alıntıyla çok önemli bilgiler sunuyoruz. Diğer şeylerin yanı sıra devletlerin egemen eşitliğine saygının olduğu Birleşmiş Milletler şartına dönmeliyiz. Esas ilke budur. Bir ulusun kendi kaderini tayin hakkının yanı sıra egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duyma hakkı vardır. Birleşmiş Milletler'in kurulduğu andan itibaren hangisinin daha önemli olduğu konuşuluyor. Toprak bütünlüğü mü, egemenlik mi yoksa halkların kendi kaderini tayin hakkı mı? Özel istişareler, müzakereler olmuştu. Bunlar onlarca yıldır devam ediyor. 1970 yılında Birleşmiş Milletler şartı uyarınca devletler arasında dostane ilişkiler ve işbirliğini ele alan en önemli uluslararası hukuk ilkeleri bildirgesinin kabul edilmesiyle sonuçlandılar. Bu kapsamlı bir belgedir. Egemenlik, toprak bütünlüğü ve kendi kaderini tayin hakkı arasındaki ilişkiye ayrılmış bir bölüm var. Biz Birleşmiş Milletler değerlerine sahip çıkmalıyız. Orada faydalı işler yapıldı. Bu paha biçilmez deneyime geri dönmeliyiz. Batı Ermenistan Ulusal Konsey Üyesi Anakas Başkan Yardımcısı Lydia Margosyan, Le Souvenir Français Derneği Başkanı Yves Payson, Kent Konseyi Üyesi Gazileri Anma Komitesi Delegesi Stepan Jenin sizleri Fransa'nın Brünn kentinde 22 Nisan tarihinde düzenlenecek olan Ermeni halkına yönelik soykırım olan Armenosit kurbanlarını anma törenine katılmaya davet ediyorlar. Etkinliğin onursal başkanı, Brünn Belediye Başkanı ve bölgesel danışmanı özel etkinliklerden sorumlu Jeremy Brod'dur. Artsakh Devlet Başkanı Arayik Harutyunyan, Azerbaycan'ın Artsakh'ın statüsüne ilişkin önerilerini kabul edilemez buluyor. Artsakh Devlet Başkanı Harutyunyan, Mardagert'teki bölge idaresi yetkilileri, topluluk liderleri ve nüfusun aktif temsilcileri ile yaptığı toplantıda şöyle konuştu. Komşu olarak yaşamak zorunda olduğumuzu anlıyoruz. Ancak buyruk altında olmak mümkün değil, kabul edilemez. Takip etmemiz gereken yol, Rusların dediği gibi statükoyu korumaktır. Rus barış gücü askerleri, Artsakh'ta yaşayan Ermeni nüfusun güvenliğinin garantörü olarak buraya geldikleri için burada süresiz olarak kalmaya devam edecek. Tüfek Yanatlı Hayırsever Vakfı'nın Dış İlişkiler Müdürü Ruben Cambazyan tarafından yapılan açıklamaya göre, Tüfek Yanatlı Hayırsever Vakfı, Gel Dünyayı Artsakh'a Getirelim adlı yeni bir program başlattı. Girişim çerçevesinde Ermenistan Cumhuriyeti ve
Dış ülkelerde yaşamak zorunda kalan ünlü ve geleceği parlak olan Ermeni şahsiyetler Artsakh'ı ziyaret edecek ve halk arasında konuşmalarda bulunacak. Bu girişimin amacı yerel nüfusu motive etmek ve Artsakh'ın prestijini Ermenistan Cumhuriyeti'nde ve uluslararası düzeyde yükseltmeye yardımcı olmak. Ziyaretlerde sadece halka açık konuşmalar değil, yuvarlak masa tartışmaları, toplantılar, sergiler, eğitimler de yer alacak. Dünyada sadece Batı Ermenistan'ın Van Gölü'nde yaşayan, üreme dönemi 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında olan inci kefalinin av yasağı başladı. İnci kefali 3 ay süresince tatlı su ağızlarına göç ederek yumurtalarını bırakıyor. Suyun tersine yüzüp engelleri uçarak aşmasıyla eşsiz görüntü sergileyen inci kefalinin özellikle kaçak avcıların hedefi haline gelmemesi için ilgili yetkililer tarafından tatlı su ağızlarında tedbirler alınacak. Son zamanlara kadar inci kefalinin Van Gölü'nün tek balık türü olarak bilindiğini, yeni bir balık türünün keşfedilmesinden sonra artık Van Gölü'nün ikinci balık türüne de sahip olduğunu sizlere hatırlatalım. Gerçek adı Vostanik Adoyan olan Arşil Gorki, Batı Ermenistan'ın Van eyaletinin Horgom köyünde doğdu. 1915 yılında Ermenilere yönelik soykırım olan Armenosid'in ardından Van'dan ayrılarak annesi ve 3 kız kardeşiyle birlikte Eçmiyazin'e, ardından Yerevan'a sığındı. 1924'te New York'a taşındı, burada Ulusal Akademi'de, ardından Merkez Sanat Okulu'nda okudu, aynı yerde 1926'dan itibaren 5 yıl boyunca çizim ve resim dersleri verdi. 1933 yılında New York Havalimanı'nda bir duvar resmi oluşturmak için Devlet Ressamları Yardım Programı'na katıldı. 1939'da New York Dünya Fuarı'nın dekoratif çalışmalarında yer aldı. Arşil Gorki'nin sanatı kurucularından biri olarak kabul edilen hem sürrealizm hem de soyut dışavurumculuğa aittir. 20. yüzyılın en etkili Amerikan sanatçılarından biri olarak kabul edilir. Resimleri Londra'daki Tate Galeri'de ve tüm büyük ABD galerilerinde sergilendi. Ressam Arşil Gorki 21 Temmuz 1948'de vefat etti. 29 Nisan, dünya çapında uluslararası dans günüdür. Tüm dans tarzlarına adanan tatil 1992'den beri kutlanıyor. Uluslararası Dans Günü kapsamında 30 Nisan ve 1 Mayıs tarihlerinde Yerevan'da bir konser festivali düzenlenecek. Bu bayramın ana fikri, dansın farklı yönlerini ortak bir sanat formu olarak birleştirmek ve dans günü insanların dansa olan sevgisini ve saygısını ifade etmek için bir fırsattır. Çünkü bu tüm siyasi, kültürel ve etnik sınırları aşabilen bir sanattır. İnsanları dansın dilini konuşarak dostluk ve barış için birleştirir. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size duduk sanatçısı Gagik Gasparyan tarafından icra edilen Ortaçağ Ermeni ruhani melodisi Ures Mayr adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.